Geldim. Can Bey. Heh Sanem, çıkıyor muydun sen? Evet, sizin ne işiniz var burada? Ya beni annen aradı da çok acil bir şey tatlayacakmış. Neymiş? Aa. Ben hani de öyle acilen geldim. Şunları da şu kenara koyayım. Ha. İçeride mi annen? Ne oluyor ya anne? Ya Mevki, biz heyecanla. Kim geldi? Kimi çağırdın sen? Merhabalar efendim, terliğimi giydim. Can Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz Can Bey, vallahi. Ne haber Leyla? Hoş geldiniz Can Bey. Vallahi size de zahmet verdim ama güneş gibi doğdunuz emzi yine. Estağfurullah, ne zahmeti. Harika görünüyor, çok lezzetli görünüyor. Elinize sağlık şimdiden. Sağ olun. Evet, şimdi size daha iyi hizmet vermek için, hı hı, hangi taraftaki mezeleri beğenirseniz onları getireceğiz yarın. Evet, ama sanki şu taraf başkasının gibi görünüyor. Bu taraf sizinki gibi duruyor. Çünkü tabaklardan tanıdım ben daha önceki ikramlarınızdan. Vallahi ne kadar dikkatlisiniz maşallah. Hak geçmesin, ne yapacağız o zaman? Mevki Bey, istersen Can Bey'i rahat bırakalım. O da böyle rahat rahat yemeklerin tadına baksın. Ay yok. Sanem, kolundaki mandanayı çıkar çocuğum. Bağla Can Bey'in gözüne. Bağla çocuğum. kusura bakmayın Can Bey işte. Mevki Bey böyle heyecanlanınca. Sanemciğim, o zaman sen bağla kuzucuğum Can Bey'in gözünü. Madem öyle, hak geçmesin. Yalnız ben müsaadenizi isteyeceğim. Yarınki işler için bir takım işler bakmam lazım Can Bey. Tabii ki, tabii ki. Müsaadesini, yalnız bir ricam olacak. Lütfen bana Can deyin. Can. Evet. Peki, o zaman bana müsaade Can Bey evladım. Ha. Tamam, tamam, sağ ol. Buyurun, buyurun. Hadi kolay gelsin, görüşürüz kızım. Güle güle aşkım. Hadi. Hadi. Bağla çocuğum, bağla çocuğum. o zaman biz de hadi Leyla ile son hazırlıklarımızı tamamlayalım. Hadi çocuğum. Kız bağla, tamam bağla. Ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum sanki. Abla, anne. Hadi gelin bir an önce. Can Bey gitmek istiyor. Keyfinize bakın. Bu servis tabağımız. Bu da peçeteleriniz. Pötikareli peçeteyi. Ben çok seviyorum öyle pötikareli yani. Hadi çocuğum tattır. Ben mi tattım? Evet sen. Çocuğum, benim elim ayağım titriyor. Allah'ım, üstüne bir dökeyim adam. Sen tattır. Kızım. Kızım hadi. Haydi bakalım Sanem. Evet. Şimdi bir ondan bir diğerinden böyle dönüşümlü tattıracağız. Hani hak geçmesin diyerekten şey yapacağız. Buyurun. Evet. Evet, heyecan durukta bekliyoruz. Pardon. Fena fena değil. Şakşuka. Ben çok severim normalde. Fena değil. Tamam. O zaman ikincisini şey yapalım Sanemciğim, ama su koy çocuğum. Araya tatlar karışmaması açısından. Tatlar karışmasın değil mi? Aynen. Karışmasın tabii. Aynen. Değil mi? Sıfırlayalım. Şey yap. Evet. İçir. Çocuğum içer. Şey etme. Can Bey, su geliyor. Geliyor mu? Onu aldık. Hadi bakalım. Şimdi diğerini tattırıyoruz Can Bey oğlum. Hiç işimiz yokmuş gibi değil mi? Gönder. Hadi çocuğum. Evet. İyi. Köpürtün. İyi. Hatta yani baya iyi. Yani mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Harika, o zaman suyu şey yapalım. Nasıl? Kesinlikle bir. Ay valla, bu sonuncusuydu. Evet, sonuçları ilan ediyorum o zaman. 5-0 sen kazandın. Allah! Allah! Valla çok güzel, çok sevindim ben. Tebrik ederim, ellerinize sağlık. Yani son derece objektif bir yarışma oldu. Artık bizi sette belli ki harika yemekler bekliyor. Ay valla çok teşekkür ederim Can Bey oğlum. Çok teşekkür ederim. Yalnız rica edeceğim, lütfen bana Can deyin. Lütfen.
Ay sağ ol Can ya. Bir daha söyle. Can. Bir daha. Can. Son bir şey daha rica edeceğim. Bugünün anısına buradan bir şey mi alsam ben sizden? Ha? Bunu mu alsam mesela? Evet. Hayır. Ha? O benim. Aldım. Aldı ya. Can evet. Aldım. Görüşürüz. Elinize ayağınıza dilinize sağlık. Çocuğum sen geçiriver Can Bey oğlumu. Hadi biz de toparlayalım bunları. Hadi çocuğum. Borçlar takımını verseydin. Onu verseydin. Allah Allah. Bu çocuğun bu gerginliği nedir ben anlamıyorum. Hadi çocuğum. Toplayalım. Onunla mı uğraşacağız? Ya. Sahile gidiyor musun hala? Evet. İyi ben de gidiyorum. Arabayı bırakalım. Biraz yürüyelim. Değil mi? Tamam. Şu hale bak. Yerde bir tane bile meyve yok ya. Doğa kanunları bile bana karşı kovulmamı istiyor resmen. JJ. Efendim? Ben hiç bulamadım buralarda meyve. Orada var mı? Hayır, burada da mevcut değil. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun adı saygısızlık. Bunun adı düpedüz hırkızlık. Ya Allah Allah, Muzo ne hırsızlığı ya? Hayır, dalından kopartmıyoruz ki, yerden alıyoruz. Bir nevi göz hakkı yani. Ayhancığım, yerde havada ne fark eder? Toplayalım gidelim, başkasının bahçesindeyiz. Takıldık bir hey hey biraderin peşine. Ne yaptığımız belli değil. Ayrıca ben neden buradayım onu hiç bilmiyorum. Tamamen benim mallığım. Zebercet Bey, ben bir araya girebilir miyim? Giremezsin kardeşim. O kadar aramız yok. Aramız çok kısıtlı. Giremezsin. Meyveleri toplayalım gidelim. Ben başlıyorum. Arkadaşım ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Arkadaşım sen ne yapıyorsun? Belim kırıldı. Niye bir anda atlıyorsun? Meyve toplamaya gelmedik mi? Meyve toplayalım dedik. Arkadaşım ağaçtan toplamayacağız, yere düşenleri toplayacağız dedim. Niye anlamıyorsun? Güzel kardeşim, JJ biraderim, bunların olgunlaşmasını mı bekleyeceğiz? Belki iki ay sonra yere düşecek bu. Belki mevsimi değil. Bana işverenim bu şekilde komut verdi. Öyle olmalı. Daldaki meyveye dokunmak yok. Nokta. Bitti. Evet, döndük olay mahalline. Evet, öyle oldu biraz. Aynen öyle oldu. Olan oldu. Sen anlattın tabii kendini. İçini döktün. Bir güzel seni istemiyorum da dedin. Oh, yapıştırdın cevabı. Dedim evet. İstemiyorum çünkü. Neden herkes sizi istesin istiyorsunuz ki? Herkes sizi beğensin diye uğraşıyorsunuz ama bir ben beğenmiyorum ya. Niye taktınız bu konuya? Ben mi beni herkes beğensin, sevsin, istesin istiyorum? Ben mi istiyorum bunu? Evet. Herkes sizi beğensin istiyorum. Herkes beni beğensin istiyorum. Evet. Herkes. Nerede o herkes? Bana bir göster. Orada mı o herkes? Nerede o? Herkesi ben bir görmek istiyorum. Nerede? Orada mı? Nerede? Hani göremiyorum ben. Hangi herkes? Tamam. Şimdi burada herkes olmayabilir ama ya bir ben beğenmeyeyim. Ne olmuş yani? Ben onu anladım zaten. Ben onu çok iyi anladım zaten. Anladım. Anladım yani de işte sen Polen'i niye kıskanıyorsun? Hani? Polen'i? Ben. Sen? Ben Polen'i kıskanıyorum. Ya kıskanıyorsun. Bence siz her şeyi çok yanlış anlamışsınız. Ben hiç kıskanmıyorum. Hiç? Hiç kıskanmıyorum. Hiç kıskanmıyorsun. Kıskanmıyorum. Hatta barışmanızı isterim. Doğru ya, siz barıştınız zaten. Barışmadık Sanem. Barışmadık. Kaç kere söyledim sana. Barışmadık, barışmayacağız. Ne diyorsun sen Sanem? Polen diyorum. Çok güzel bir kadın, mükemmel bir kadın diyorum. Barışırsanız ancak beni mutlu edersiniz diyorum. Ya sen hayatımda var ya gördüğüm, gerçekten ama gördüğüm en değişik modelsin ya. En değişik modelsin. Öyle ya. Mi? Evet öylesin ya. Böyle ya bir dakika, sen Levent'te de mi bu şekildesin? Böyle misin yani? Levent'te de böyle mi? Paket bu mudur? Hı? Levent'te de böyle mi sen? Ha? Ne bir dediğin bir dediğini tutuyor, ne bir davranışın bir davranışını tutuyor. Bir öyle bir böyle olacak iş değilsin hakikaten yani. Siz neden taktınız bu kadar Levent'e? Takarım, taktım. Tabii ki takacağım. Benim işim takmak. Tabii ki tak. O gece neler yaşandı ben taktım. Kurup duruyorum mesela. Albatros değil diyorum sana ya Levent. O tipten bir kere albatros olur mu? Bir düşün. Bence son derece albatros. Hatta şu anda kanatlanıp uçasın var onun. Uç o zaman. Ben seni tutmayayım hiç. Sen uç. Hatta böyle hazarfen vardı ya, uçtu böyle. O hazarfen gibi uç. Sen Levent'in yanına uç. Ben de tutmayayım sizi o zaman. Polen'i bekletmeyin.
Ben çok sıkıldım buradan, gidiyorum ya. Yok canım sen zahmet etme. Ben yok yok hayır. Vallahi sen gerçekten dur. Ben gidiyorum ya. Aa bir dur ya, sen bir normale dönsene ya. Sen bir normale dönsene önce ya. Normale dön. İnşallah o günlerde gelecek. Senin normale döndüğün günleri inşallah biz göreceğiz yani. Hı. O zaman zırvalayamayacaksın zaten. Hı. İzin de vermeyeceğim. Normale döndüğünde işte o zaman konuşacağız. Ben gidiyorum. Konuş konuş bitmedi ya. Ben de bu taraftan gidiyorum o zaman. Ben de bu taraftan gidiyorum. Çok yaşa. Siz de görün. Hayır, neyin inadı bu? İnat mı bu? Ne tarz bir inat bu? Sabahtan beri dil döküyorum, elma kardeş diyorum, güzellikle anlatıyorum. Neyi anlamıyorsun? Biz bu insan evladı halimizle bütün ömrümüzü sana mı vakfedelim? Sana mı harcayalım bütün mesaimizi? Lütfen artık, doğa dedim, çiçek dedim, böcek dedim. Bütün ortak noktaları anlatmaya çalıştım. Sen de birazcık esneklik göstersen, bir tane meyveni de aşağı bıraksan. Ya Muzon, ne çene varmış, ne konuştun ya? Allah Allah. Ha belki de biraz sessizliğe ihtiyacı vardır. Hayır Ayhancığım. Şu anda ağaçla aramda bir bağ var. Hissediyorum. Bağ kuruldu. Şu anda connected. Şu anda ağaçla birlikteyim. Haydi artık. Herkes olgunlaştı. Sen de olgunlaş da düşür be meyveni. Haydi olgunlaş. At şu meyveni. Ha vallahi attı. Yemin ediyorum. Al gol. Bravo. Helal olsun. Aa, o bayağı düştü ya. Vallahi adam çenesiyle ağacı yıldırdı. Ver. Çek 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 çek. Gidelim. Zaten bir kişi istiyordu bunlardan. Yeter. Hadi gidelim. Ay. Aferin lan Muzo. Biz de boş insan değiliz. Gel Mekubem, gel. Gel, 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 gel. Koy, koy, koy. Ha. Ha. Mekube, bak gözünü seveyim. Ne olur kavga etmeyin ha. Aşk olsun Yaçım. Sen ne zaman gördün bizim Yasin'cığımla kavga ettiğimizi? Yani aşk olsun ben... Öyle hasabi bir insan mıyım? Değil. Ben pek sevmem yani. Hiç sevmem kavga etmeyi biliyorsun. Aa, üzülüyorum bak kavga mavga yok. Merak etme. Aa, hiç kavga etmem ben. Tabii tabii. Sen zaten hiç sevmezsin kavga etmeyi. Biz şimdi bu mezeleri verelim. Hemen çık evimize dönelim. Olur mu? Tamam aşkım. Heh. Tamam. Mevkibi? Nihat? Hayırdır böyle akşama? Aa. Bunlar benim mezeler mi? Şöyle. Bir saniye. Aysun'cum senin mezeler beğenilmedi. Hı. Yani adil bir ortamda böyle denendi, tadıldı. Ama bir bakalım kiminki beğenildi. Senin zaten bu işe baştan girmen yanlıştı be Aysun'cum. Yok be. Bir dakika hayatım. Biz de dedik ki ziyan olmasın bu mezeler, yazıktır, günahtır dedik. Aysun onları değerlendirir dedik. Hadi değerlendir sen Aysun'cum. Tabii. Ben onları çok güzel değerlendiririm. Ha, tabii. Tamam, tamam o zaman. Hadi iyi akşamlar. Beykube, ya seninle gurur duyuyorum biliyor musun? Bir saniye bile o hanımefendiliğinden taviz vermedin. Ama sen de beni tanıyormuş gibi aşk olsun. Ne bileyim o günlerin hepsi aklıma geldi. Ondan sonra mutlu oldum. Böyle yüreğim pırpır etmeye başladı. Maşallah. Benim de öyle, hep öyle. Ben her zaman öyleyim. Maşallah, maşallah. Maşallah ya. Yani nefret ediyorum bu şekilden. Daha başlamadan nefret ediyorum. Kesin evet, çok evet. Problem çıkacak. Havaya bakın Deren Hanım, 47 santigrat derece. Bu havada organik ürünler nasıl dayansın yani? Ben bile 10 saniyede yıldım. JJ, eğer tek kelime daha edersen bugün kovulursun. Ben mesela bugün yemin ediyorum kovarım seni. Bugünün stresisi benim. Başka stres çekemem. Hepiniz işinizin başına, iş yapmaya geldik buraya, unutmayın. Bu kadın nasıl bizden önce gelmiş buraya? Uyumuyor mu bu? İnsan değil çünkü, insan değil. Hadi Cece sen benimle gel, yürü. Tamam. Sen merak etme, biz bu işin de üstesinden geleceğiz. Biz neler halletmedik ya? Neler halletmedik ya? Neler halletmedik? Neler halletmedik? He? He hey, neler? Evet, Ayhan nerede? He? Ayhan nerede? Ayhan Işık nerede? Ayhan yok mu? Ben gideyim Ayhan'a bakayım. Sanım, sanım. Bağırma. Gel, gel, gel. Vurdum sana. Dur, gel. Sen niye bağırıyorsun ya? Hazır, hazır. Her şey hazır. Günaydın Osman. Günaydın. Sanem her şey yolunda merak etme. Senin en iyisini yapacağından eminim zaten. Her şeyi hazırladık. Şu anda aynı sektördeyiz. Fark ediyor musun? İştaşız, yoldaşız bir yerde. Çok şükür. Ben bir Gülüz'e bakayım. Tabii. Ben mekanla ilgili bir bilgilendirme yapacağım size. Bir saniye Aylin'cim araya girmezsen. Yazık adama ya. Sanem. Aa Güliz, bir dön bakayım. Ne kadar güzel olmuşsun. Ne haber? Ay ya
harikayım senim, harikayım. Heyecandan sesim titriyor. Yapabilecek miyim sence? Ay, yaparsın tabii ya. Sakin ol. Alt tarafı tepsiyle içecek götürmeyecek misin oyuncuya? Selam verip çıkacaksın sonra. Yo. O kadar basit değil senim. Bak şimdi ben şöyle bir karakter yarattım. Şimdi bu kız sevgilisi bunu terk ediyor, tamam mı? Sonra kız Hawaii'ye yerleşiyor. Daha sonra birçok işe gidip çıkıyor ama aslında asıl isteği ne? Pırpır uçak pilotu olmak. Ha, anladım. Gerçekten çok derinlemesine çalışmışsın karaktere. Evet. Tebrik ederim. Gerçekten zor bir karakter, kabul ediyorum öyle, ama öyle. Heyecanlı bir yatıştır. Böyle yapamazsın. Yapamam. Evet, tamam. Doğru söylüyorsun, haklısın. Tamam, ben o zaman tepsiye odaklanmalıyım. Acaba tepsiyle neler yapabilirim? Bu arada Osman kabul etmiş, gelmiş catering'e. Çalkalanıyor ortalık. Vallahi bu kadar stresin arasında dedikodu çarkının tam ortasındasın. Tebrik ederim. Ya sen de Can Bey'i modern diyordun ama sen ondan da modern çıktın. Evet, ben çok modernim ya. Bayağı modernim. Kimmiş modern? Siz. Hı. Ben. Öyle ortaya karışık. Ben sakinleştim mi dünden beri? Ben hep sakinim ki. Yani benim göbek adım sakin. Bugün de böyleyim diyorsun yani. Hadi bakalım. Can. Gelir misin? Geliyorum. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Nasıl, rahat geldiniz inşallah. Sanem, bu Ayhan nerede? Ayhan nerede kaldı? Ha, bilgin var mı? Ayhan nerede? Tamam, sakin ol. Ya CC, ben ilk defa böyle reklam seti görüyorum. Evet. Ne kadar büyükmüş. Öyledir. Ya biraz anlatsana bana. Yani kim ne iş yapar? Hani nasıl çalışırlar falan, bir bahset. Onları anlatayım ben sana. Sen de hakim ol. Tamam mı? Bak şimdi, şunlar müşteriler. Tamam mı? Bunlar her şeyimiz bizim. Bunlarla ilgileneceğiz biz. Gün boyu ilgileneceksin. Ne istiyorlar, ne yapıyorlar? İkramlar, izzet ikramlar böyle falan filan bizde. Tamam, çünkü niye? Adı üstünde müşteri. Bak nasıl ilgileniyor Aylin Hanım, Deren Hanım. Görüyor musun? Çok güzel, organik bir açıklama hazırlattım. Ne isterseniz. Ne içersiniz, ne alırsınız? Aylin, ben konuşuyorum zaten. Ben de konuşuyorum burada. Bu da fazla. Samimiyetsiz bu. Bu kadar da ilgi fazla. Evet. Şurası onların çadırı. Müşterinin çadırı burası. Onlar çekim boyunca orada olacaklar. Burası bizim çadırımız. Can Bey monitörden izleyecek orada çekimi. Gün boyunca orada olacak. Biz de boş zamanlarımızda orada olacağız. Tabii boş zamanımız olursa. Yok, olmasın. Yani ben uğramam o çadıra. Evet, büyük konuşma bence. Her neyse. Bak, burası da rejinin çadırı. Burada yönetmen ve ekibi olacak. Oyuncular da orada olacak. Sen oyuncularla ilgileniyorsun. Onların saçı, makyajı, kostümü, kaprisi, krizleri falan gelir. Onlarla ilgilen, onları toparla. Tamam mı? Tamam. Ben zaten şurada catering alanını biliyorsun. Orada olacağım. Yardıma ihtiyacım olduğunda Sanem diye sesleneceğim. Sen bana efendim CC Bey. Bu beyi biraz vurgula. Efendim CC Bey de ki önemli. Bey demen önemli sette. Tamam tamam, sen bana sürekli iş ver işte ya. Ben boş durmayacağım bugün. Hı. Ne varsa söyle, ben yaparım, hallederim. Tamam, gayet güzel. Hah, Ayhan. Ayhan. Ayhan senin arkadaşın. Ayhan'a merhaba diyelim. Sen de merhaba, ben yanında durayım böyle. Yani CC Bey, ben haddimi aşmak istemiyorum ama... Tamam, aşıksınız da bu kadar belli etmesen mi acaba Ayhan'a? Çok mu belli oluyor? Heh, bana bak Sanem, ben senin sırrını lanet ede ede sakladım. Sen de bu sırrı saklayacaksın, tamam mı? Aa, tamam Ayhan, hiçbir şeyden anlamaz ya. Git aşkını lanet ne diyorsun der. O kadar işi olmaz yani. Sırrım bende, güvende, merak etme. Tamam, güzel. Şimdi ben gideyim Ayhan'a merhaba diyeyim. Merhaba mı diyeyim, ne haber mi? Hangisi daha havalı? Ne haberle gir bakalım. Bakalım devamında ne oluyor? Tamam. Ayhan. Merhaba, ne haber? İyilik, senden ne haber? İyi ben de, ne olsun. Niye bu kadar geç kaldın? Geç mi kaldım? Tam zamanında geldim ya ben. Yok canım, olur mu? Bak, 6 dakika geç kalmışsın. Tabii. Her neyse, Ayhan, bugün ben çok yoğun olacağım. Bütün yani şirketin yükü benim omuzlarımda. O yüzden seninle fazla ilgilenemeyebilirim. Yanlış anlama olur mu? Bir şey falan olursa gel bana sor ama, çekinme. Okey. Yani sorun yok, bir şey olursa sorarım ben sana. Abimler nerede? Ha, abimler şurada, gel götüreyim ben seni. Okey. Götür. Niye bu kadar geç kaldın? Trafik falan mı vardı? Gel. Buyurun, yavaş yavaş geçelim. Heh, oyuncularımız da geldiğine göre. Evet. Buyurun, tabureleri koyalım. Hoş geldiniz. Düzeltmemiz varsa yapalım, evet, ondan sonra da çekmeye başlayacağız. Sinan, yalnız ışık ayarı yapmamız lazım. Birilerini çağır da bir ışık ayarı yapalım. Tamam hocam. Tamam. Ben ayarlarım. Ben ayarlarım. Hiç problem değil. Ben hemen ayarlıyorum. Sanem, Sanem. Çok acil bir bakar mısın monitöre? Çok rica etsem. Lütfen. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Merhabalar.
Buyurun Can Bey. Sanem, şuradaki sarı koltuğu görüyor musun? Oraya bir geçer misin? Bir oturur musun lütfen? Oturmasam Can Bey ben. Neden? Üstün başın mı? Çok uygun. Otur. Niye? Gayet iyisin. Ha? Bir ışık ayarı yapılacak. Çok rica ediyorum lütfen. Hadi. Hadi miyiz? Ben istediğim için oturuyorum ama. Yüksel mamicim, yüksel. Boydan yüksel mami. Tarık resim gitti. Resim gitti. Biyansi'ye bir bakılsın. Heh, tamam geldi. Lambayı biraz yumuşatalım. Lambayı biraz yumuşatalım. Evet. 85 tak. Yüksel biraz boydan. Mavili çekil oğlum kameranın önünden. Çekil, ışık ayarı yapıyoruz. Çekil. Sanem bir arkana yaslanabilir misin? Kıpırdama Sanem. Yok yok doğru. 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 Bir yana dön bir. Sağ mı sol mu? Sağ sağ. Diğer tarafa diğer tarafa. Diğer tarafa. Diğer sağ diğer sağ. Yok diğer sağ. Arkana yaslan ya yine. Olmadı böyle yaslan. Bir dudakları bir büzüştürebilir miyiz? Büz. Bırak ya bırak dudakları normal bırak. Şey gülümse sen. Sen en iyisi yukarı doğru biraz bak. Gülümse. Gülümse. Çok iyi. Çok iyi. Bir saniye. Hocamıza bir papatya çayı. Tahir Bey. Tahir Bey. Hocamıza bir papatya çayı. Biraz gerizle. Öne gel. Öne gel. Gülümseyerek. Yavaş yavaş. Kıpırda. Yavaş yavaş gel. Heh. Karşıya bak. Gülümse öyle. Kaldı. Biz ışık ayarlayalım. Sen öyle bir dur. Tamam. Harika. İyi mi? Tamam mı? Vallahi harika görünüyor. Bence başlayalım. İyi can. Senin için tamamsa benim için de tamam. Tamam. O zaman Sanem miydi? Yalnız kalsın, kalsın. Kal. Son ana kadar bir kalsın. Ben emin olmak istiyorum. Kalsın bir izleyelim. Ne olur ne olmaz çünkü. Tamam. İyi kalsın. Biz şu oyunculara bakalım da gelelim. Tamam. Hadi bakalım. Gelme. Ne yapıyorsun? Gene. Senin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Işık ayarlarına kadar hareket edin yani şu anda. Işığın kese. Ne yapıyorsun böyle botokslu gibi kalmışsın burada? Ne yapıyorsun? Kalk. Ah ışık ayarı falan yapıldı. Manyak mısın? Set başlayacak hadi. Ne diyorsun ya? Hadi hadi. Oynadılar mı beni? Set başlıyor. Şarayı basma. Şarayı bozma. Sen bastın. Basmadım, basmadım. Hayır hayır sakin ol. Ay sana söylerken benim elim ayağıma dolandı. Tamam hadi yaparsın. Hadi başlayalım arkadaşlar. Heyecan yapma Gülüş tamam aynen devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar hazırsa 3. Başlıyoruz hadi. 2-1 oyun. Kestik, kestik. Kestik, tekrar alıyoruz. Eli titriyor, kestik. Olur böyle. Titriyor. Ya, titriyor. Sakin olsana sen ya. Arkadaşa kahve götürdüğünü düşün ya. Evet. Ya kendi kötü hissetme, doğal bir şey bu. Tabii. Sakin ol Güliz, rahat ol. Gördün mü şaheserini? Ha? Sana diyorum, hiç oraya buraya bakma. Güliz'i diyorum. Heveslendirdin, düşürdüğün hale bak. Tamam Deren, tamam gelme. Hayır, ben tanımıyorum sanki çalışanımı. 2-1 oyun. Kestik. Hocam pardon ya. Sen bir şey yapmadın. Yok yok, onun beceriksizliği. Çok kendi taktı. Böyle birilerini alıyorlar, kameranın karşısına koyuyorlar işte. Gömleği değiştirelim derim.
Sanem, oyuncunun gömleği değişecek. Tabii Deren Hanım. Geldim Deren Hanım. Sanem, bu ikinci seçtiğim gömlek var ya, alternatif olan, onu giydirin. Tabii Deren Hanım. Evet, hadi başlayalım bakalım. Hadi dökmeden, titremeden hadi. 3, 2, 1, oyun. Kestik. O yapamayacak. Bir dakika, bir dakika. Yalnız arkadaşlar, severek içmesi gerekiyor oyuncunun. Lütfen severek içebilir mi? Git söyle şunu, sen söyle sen. Gülümseyerek gitsin şöyle, sırıtsın. JJ. Evet. Oyuncuya söyler misin severek içmedi? Tabii. Yalnız severek içmeniz gerekiyor ürünü pazarlamamız için. Öyle öyle kötü bir içecek değil ki, o yüzünüzü böyle içince buruşturuyorsunuz. Öyle olmaz lütfen. Sonuçta o kadar para verdik size. Bunu iyi şey yapmanız lazım değil mi? Lütfen severek içelim, gülümseyelim. Bir de parmağıyla markayı kapattı. Farklı bir açıdan tutarsa daha iyi olabilir parmağını. Yo, elinin mesafesi iyi. Parmağıyla logoya işaret ediyor. Siz öyle mi düşünüyorsunuz Aylin Hanım? Öyle bence. Benim hiç dikkatimi çekmemiştim. Ama siz çok güzel düşündünüz yani. Ben bu şekilde düşünmemiştim. Olaya çok güzel bir yerden baktınız. Ama o aksa eli çok tuhaf görünecek. Bir saniye Deren. Şimdi şöyle. Organik bir marka bu. Sıradan bir ürün satmıyoruz biz. Dolayısıyla müşterinin gözüne gözüne tuhaf tutuşlarla markayı sokmamıza gerek yok. Yenilikçi olmak adına söylüyorum. Ama Can Bey, müşterimiz de diyor ki... Müşteri bence benimle aynı fikirdir Aylin. Arkadaşlar... Can Bey zaten işinde uzman değil mi? Can Bey, siz nasıl biliyorsanız öyle. Çok teşekkürler. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Hadi bakalım yerlerimize. Sen de bilmediğin işlere karışmazsın işte böyle. Reklam çekiyoruz, marka kapalı Deren. Delirtme beni. Rezil oldun. Haberin yok, haberin. Evet miyiz? Evet, değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Hadi başlıyoruz, hadi. Hadi bakalım, güzel bir çekim severek. Şöyle içtenlikle içelim, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi başlayalım, sen. 3, 2, 1, oyun. Kestik. Kestik. Tekrar alacağız. Kestik. Papatya çayı işe yaramadı hoca, hala gergin. Yani işinde çok iyi ama işte böyle bu adamın huyu. Arkadaşlar hazırsak. Tekrar kaydı gidik bu arada. Ne bileyim ya. Benim arkadaşım bu. Güliz. Çok tatlı. Yani biraz dedikodu yapmayı sever ama... seviyorum, çok seviyorum. Çok tatlı. Çocuk yeteneksiz bence. Bileyim size bir tane? Evet, teşekkür ederim. Ah, çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Ya baksanıza, çok güzel değil mi? Benim canım arkadaşım ya. Of. Sanem, Sanem sen buraya gelir misin? Orası müşterinin monitörü. Gel, buradan izle, gelsin. Gel buraya, sen buradan izle. Pardon. Gel, gel şunu çek şöyle. Ne yiyorsun? Çekelim onu şöyle. Bir şey mi yiyorsun? Ne ben yiyorsun hakikaten? Ben merak edeyim ki zaten ya. Yürüyeyim seni. Evet, hadi başlayalım. 3, 2, 1, oyun. Ne oluyor ya? Alayım onu ben. Hareketlere bak. Kestik. JJ. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Açık bir gömle zannettin orayı. Ha şey. Böyle mi içeceksin? Bunu güleceksin benim gibi. Gösterdim de hocam. Ne yapıyorsun? Çık, çık,
Pardon. Kayıtta mıydık? tamam. Can Bey tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Bunun ayarını ben yapacağım. Davranış bozukluğu yaşıyor şu anda. Böyle şeyler bozmasın seni, tamam mı? Burada devam. Kayıt. Kim bu? Osman bir köfte yapmış, gel. Kim bu? Allah'ım. Acacına çalışılmaz, gel acacına. Çok güzel köfte, şunun bir tadına bak. Açık, açık büfemizde hepsi var. İyice sirke döndü ha burası. Beyler. Çek, çek. Güvenlik yok mu? Piknik alanına çevireceğiz burayı, ne köfte sen? Çek. Çekin şunları. Beyefendi, bakar mısın? Güvenlik yok mu? Çıkar mısınız? Çok pardon, açık büfede her şeyimiz var. Çık şuradan. Çık şuradan. Köfte gösteriyor hala bana. Dede kim o? Deren Hanım, lütfen sakin olun. Tanımıyorum ben. İpini koparan Sette. Tamam. Al bakalım. Teşekkür ederim Emre Bey. Gerçekten çok güzelmiş beyaz çay. Beğeneceğini tahmin etmiştim. Mesela şunu Sanem'e hayatta içiremezsiniz, biliyor musunuz? Böyle konularda yeniliklere aşırı kapalı. O düz çay içsin yani. Bildiğimiz siyah çay var ya, ondan içsin yani. Daha değil, dolduruyor aslında. İşte öyle görünüyor aslında ama içinde öyle değil, tam tersi. Hatta onun içinde yaşlı bir ruh var bile diyebilirim yani Emre Bey. Mesela sevdiği bir iki tane bir insan olsun, onlarla bir ömür boyu yaşar mesela. Başka hiçbir şey istemez, öyle çok büyük hırsları falan yoktur. Yakınsınız yani. Yani dışarıdan tam tersi gibi görünüyoruz ama aslında aramızda çok özel bir bağ vardır Sanem'le. Yani mesela ne zaman başım sıkışsa Sanem'in yanımda olacağını bilirim. Yani birbirimizin tam tersiyiz ama o zıtlıktan dolayı birbirimize çok bağlıyız bence. Can da benim tam tersim. Ama siz de birbirinize çok bağlısınız değil mi Emre Bey? Öyleyiz. Yani çocukluğumuz ayrı geçti ama en derinden bağlıyız birbirimize. Aa, bilmiyordum. Tabii. Her aile sizin kadar şanslı değil. Biz biraz darmadağınız. Neyse işimize geri dönelim. Şu geçen seneki bütçelere tekrar bakalım o zaman. Tamam. Vardı mı sende? Tabii ki. Tamam. Bu ne? İtici bakıyor ya. Çok yapay içiyor ya. Severek içmiyor hiç. Nereden bulmuşlar bunu? Kestik, çektik ben. Tamam o zaman. Ben söyleyeyim. Hazırlık falan bir tavsiyeyle. Bir tavsiye makyaj şey yapalım, bir bakalım. Ferahlatalım, rahatlatalım oyuncumuzu. Çok iyi yapıyorsun ha. Evet, eli koluyumdur ben Setin. Tabii, öyledir. Dur ben bir bakayım. Neden yapamıyoruz? Neden böyle oluyor? Biraz önce geldim ama içtikten sonra güleceksiniz dedim. Lütfen. Bunlara dikkat edelim, olur mu? Birazdan sinirlenirim ben çünkü. Tamam. Hadi bakalım. Uyardın mı? Uyardım. Profesyonel bir şekilde. Güzelce uyardım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sanem de mi sette? Tabii o da ajan çalışanı haliyle sette. Ne bileyim, böyle sen alt kadro çalışan getir götür falan deyince şaşırdım. Evet ama çok zeki. Maşallah her şeyi çok hızlı kapıyor. Maşallah. Of of. Şuna oydu benim hadi. Aha. Bak evladım, güzel iş tamam mı? Şunu gülümseyerek iç, tamam mı? Lütfen rica ediyorum bak. Gözünü seveyim, düzgün iç. Bak gerçekten çıkartır, öyle severim gözünü, haberin olsun. Tamam. Hadi, hadi kayda giriyoruz. Çok tehditkar. Evet. Hadi say. Bir,
Arkadaşlar hazırsak. Sabır sabır da bir yere kadar ha. 3, 2, 1 oyun. Kestik, kestik. Bir şey oldu. Kestik. Ne yapıyorsun olsun ya? Olsun. Kestik. Kestik. Keseceğim, vallahi keseceğim. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Olsun, olsun ona. Olsun, bir şeyler olsun ona. Bir şey olacak ona. Hocam bir yemek arası verelim değil mi? Verelim hocam, verelim. Arkadaşlar yemek arası. İhtiyacımız var çünkü. 12 dakika. Şaka arkadaşlar, şaka. Bir saat. Teşekkürler Can Bey. Su falan, su veririm arkadaşa. Aa, setten fotoğraf göndermişler. Ama kim? Keşke sen de sete uğrasan. Güzel manzarası falan ya. Ha, çok keyifli görünüyor. Ben de ne zamandır bu şirketteyim bir kere bile sete gitmedim biliyor musunuz Emre Bey? Çok mu gitmek istiyorsun? Yani fena olmaz. Hadi gidelim. Gerçekten mi? Evet, hadi hazırlan gidelim. Aa, ciddi misiniz? Evet. Ama Emre Bey daha işimizi bitirememiştik. Laptopumu aldım ben, hadi sen de al. Tamam peki ben de burayı toparlayıp geliyorum o zaman. Hadi ya. Vallahi ben de öyle boş boş bakıyorum ha. Hayır, güzellik desen zaten aşırı güzel. Onu geçtim, aşırı başarılı. Onu da geçtim, aşırı iyi bir kadın. Ay, bir cümlenin içine kaç kere daha aşırı diyeceksin acaba ya? Aşırı, 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 aşırı. Memlekete göre çok aşırı. Güzeldir ya, hiç fena değildir. Yani Can Bey de kendine bu kadar uyan birini bulamazdı bence gerçekten. Ben de sana %100 katılıyorum ha. Bence birbirlerine acayip yakışıyorlar. Çok iyi bir ikili olmuşlar ya. Aa, börülce mi kaçtı boğazına? At onu, at. Çıktı. Vallahi boğuluverir. Ay Allah korusun. Bir an Aylin Hanım sandım. Nasıl benziyorsunuz yani? Benziyor mu? Nasıl? Osman, vallahi her şey çok güzel. Herkes bayıldı yemeklerine. Hatta ben birkaç kişiye senin cep numaranı falan verdim yani yemek için. Senin bu catering işi alır yürür, ben sana söyledim. Ya Leyla'nın sayesinde. Yani hani senin de, Ayhan'ın da, Zebercik'in de. Vallahi çok iş alacaksın, ben eminim inşallah. Ya. Zebercik, sen bunu al. Ha, yedin mi? Yedim. Ellerinize nasıl sağlık. Olmuş, çok çok güzel. Ya, sağ ol, annen de çok yardımcı oldu. Ben şunu bırakayım. Köfte şahaneydi bu arada. Osman, ellerine sağlık. Herkes çok memnun servisten, yemeklerden. İyi ki seninle çalışıyoruz. Çok sağ ol. Ya ben de gayet memnunum. Sağ olsun, ekibiniz çok yardımcı oldu. Osman Bey, böyle mi oluyor? Kurumsallık bu mu? Lütfen laklak etmeyelim. Köfte alarmı var. Köfteler bitti. Köfte yerleyelim. Hadi buyurun. Geçeyim ben. İçmek ister misin? Buyurun. Osman'la çok güzel bir ilişkiniz var. Yani ayrılmışsınız ama dost kalabilmişsiniz. Bravo. Ya sizin de Polen'le öyle. Yani tam bir ayrılma gibi bir şey olmuş ama o da tam olmamış yani. Sonra tekrar barışmışsınız. Çok tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum. Sen nereden çıkardın sevgili olduğumuzu ki bizim? Gülis söyledi. Polen uçağını iptal etmiş. Ayrıca siz...
kulübede baş başa kaldınız. Yani siz öyle olsun istediniz. Sen o yüzden mi döndün o gece kulübeden? Polen mi istedi gitmeni? Hayır. Hayır, ben kendim döndüm. Levent'e mi döndün? Hı? Bir uzatma da söyle artık. Levent'le miydin o gece? Hayır, ben sizden sonra onun arabasına bile binmedim. Taksiyle eve gittim. Sonra Polen'le konuştum, kulübeye gittim. Siz yalnız kalmak isteyince de ben eve geri döndüm. Biz kulübede kalmadık Sanem. Senden hemen sonra biz de döndük. Biz ayrıldık. Yani barışmayacağız. Kesin ve net bilgi. Rahatladım ya. Rahatlamışsınızdır. Çünkü uzak mesafeli ilişkiler çok sıkıntılı diye düşünüyorum. Hani şimdi uçak bileti al, git gel, bu yoğunluğun içinde çok zor. İlişki yürütmek çok zor. Ya benim de Levent'le öyle işte. Yani döndüm ben. Arabasına binmedim. Albatros değilmiş ya, yani, değil mi? Yok, değilmiş. Ama ben başından beri söylüyordum zaten. Yani benim hislerim çok kuvvetlidir. Oh, bilirim, bilmez miyim? Çok iyidir senin hislerin. Evet. Görüşürüz Özdemir. Görüşürüz Can Bey.